Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, belediye bünyesinde hizmet veren Halk Et'in ürün yelpazesini genişleteceklerini ifade etti. Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, beraberinde belediye başkan yardımcıları Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Halk Et Tanzim Satış Mağazası ve Çorum Belediyesi Halk Et Kombinesini ziyaret etti. İnceleme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Halk Et'in kavurma, pastırma, sucuk, et döner ile ilgili çalışmalarının olduğunu söyledi. Tabii Halk Et ile ilgili olarak yeni aldığımız bir karar var. Biraz önce ifade ettiğim gibi gerçekten çok büyük bir teveccüh var. Sadece şehir içerisinden değil, tüm Türkiye'den teveccüh var kavurma ve benzeri ürünlerimize. Biraz sonra Ar-Ge'sini yaptığımız ürünlerle ilgili de bilgi vereceğim. Onlara çok ciddi bir talep var. Bu anlamda da biz Halk Et'e bir entegre tesis inşa ediyoruz şu anda. O entegre tesis çalışmalarımızı başlattık. İnşallah birkaç ay içerisinde orayı tamamlamış olacağız ve Halk Et'in biraz önce ifade ettiğim kapasitesini daha yukarılarda taşımış olacağız. Şu an Halk Et olarak pastırma ile ilgili bir Ar-Ge çalışmasını son aşamasına artık arkadaşlarımız geldiler. İnşallah bu ürünümüzde yakında hemşehrilerimizle tüm Türkiye ile, sadece hemşehrilerimizle değil tüm Türkiye ile buluşturmuş olacağız. Yine hazır et dönerle ilgili bir çalışmamız var. Biliyorsunuz birçok lokantalarımız var. Hem şehrimizde hem ülkemizde birçok lokanta var. Bu anlamda da arkadaşlarımız hazır et dönerle ilgili çalışmalarını da tamamlamak üzereler. İnşallah bu anlamda da sadece şehrimize, bölgemize değil tüm Türkiye'de de iddialı bir firma olarak yürüyüşümüze devam edeceğimizi ümit ediyorum. Hayvansal atıklardan mama da üreteceklerini kaydeden Başkan Aşkın, bu mamaların sokak hayvanlarını beslemek için kullanılacağını ifade etti. Hayvansal atıklar var burada ve bunları insanlar tüketemiyor ama hayvanlar bunu mama yapmak suretiyle tüketebilir. Bu anlamda özellikle bizim barınaklarımızda barınan hayvanlar için ya da sokaklarımızdaki hayvanlarımız için bu hayvansal atıklardan mama üretimi ile ilgili olarak da Ar-Ge çalışmalarımızı sonuna arkadaşlarımız geldiler. Kısa süre içerisinde inşallah bu çalışmamıza nihayetlenmiş olacak ve hayvansal atıklardan mama da üretmiş olacağız. Başkan Aşkın konuşmasının ardından ilk olarak Halk Et Tanzim Satış Mağazası'nda incelemelerde bulundu. Burada taze et ürünlerimizden hem kuzumuz var, gene Çorum'un kuzusunu değerlendiriyoruz. Burada mağaza yetkilileriyle görüşen Başkan Aşkın, vatandaşla da görüşerek memnuniyet durumunu sordu. Buradan mı alışveriş yapıyorsunuz? Genelde buradan mı alışveriş? Genelde buradayım. Çorum'a geldikçe buradan alışveriş. Nerelisiniz? Nereden geliyorsunuz? Ferhatlı köyünden geliyorum. Ferhatlı köyünden geliyorsunuz. Geliş geçişte de etleri buradan alıp? Buradan alıp gidiyorum. Ya gidip dönüşte alıyorum ya da giderken alıyorum. Şimdi geri bulamam diye dekin aldım. Eyvallah. Gelirken belki bitebilir diye. Bitebilir diye. Hakikaten iyi bir tercih yaptım. Daha sonra Çorum Belediyesi Halk Et kombinasını gezen Başkan Aşkın yine burada mezbahane yetkililerinden bilgiler aldı. Program hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.